Evet sevgili seyircilerimiz, Servet de Bizim Eller programı başlıyor. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta Gaziantep'teyiz deyiz. Yani Gaziantep'in Yamaçtepe eski köyü, yeni mahallesi. Zaten Antep'de ortalama Antep içine tamamen girdi. Yine biz buraya köy diyoruz. Öyle köy gibi geldik, geldik Yamaçtepe köyüne diyelim biz. Yamaçtepe köyüne geldik, muhtarımızı aldık, getirdik. Sizde de şu an herhalde bildiniz. Gölet'in yanındayız. Muhtarım selamun aleyküm. Selam efendim, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sizi bir tanıyalım muhtarım. Yamaçtepe Köyü Muhtarı Yalçın Gül. Yalçın Gül. Evet efendim. Gül gibi maşallah. Teşekkür ederim. Gül gibi. Peki muhtarım, bu köyde kaç kişi yaşıyor? Köyde yaklaşık ortalama köy halkı olarak 350 kişi yaşamakta. Cumartesi pazarda herhalde. Cumartesi pazarımız milyonu aşıyor. Milyonu aşıyor. Evet. Maalesef Alevön Gölet'imiz. Gaziantep'in deniz özlemini gideren tek yer Yamaçtepe'deki Alevön Gölet'imiz. Halkımız buraya tıklım tıklım dolduruyor. Burada pikniğini yapıyor. Eğlencesini yapıyor. Güzel bir şekilde rahatlayıp stresini atıp gidiyor. Hafta sonları cumartesi pazar diyebiliriz. Burası yoğun. Sabah 5-6 gibi gelirseniz burada yer bulursunuz. Gece 11-12'ye ama. 11-12'ye kadar evet. Faaliyetler bulamaz. Sürüyor burada. Yer bulamazsınız. Erken bulamazsın. Gelen yer alır. Peki bu köy halkı ne yer, ne içer, muhtarım, geçimini neyle sağlar? Köy halkı geneli tarımsal faaliyet. O da şu anda azaldı. Hayvancılık. İşte şehir yakın olduğundan dolayı şehirde çalışan gençlerimiz şehirde çalışıyorlar. Akşam evine geliyor. Şeyimiz budur. Başka da bir geçim kaynağı yok. Şimdi biz biliyorsunuz sevgili seyircilerimiz, Türkiye'yi geziyoruz. Hani Gaziantep'linin, yani Gaziantep'lerin damak tadı, yemek kültürü dünya genelinde kanıtlandı, ispatlandı, tasdiklendi. Evet, evet. Gerçekten ya bu Antep'lere biz hayret ediyoruz. Yani şu kadar bir su birikintisi bulsalar hemen mangal indirip bir anda bir kebap yapıyorlar. Hobilerimizden bir tanesi. Biz bir hafta çalışıp bir gün yiyen insanlarız. Evet. Gaziantep'li olarak bir hafta çalışırız. Bir gün de yeriz. Yani biz bu dünyaya fazla bir şey yemeyi düşünmüyoruz. Bu dünyanın hali bu. Dünya, yediğin içtiğin kalacak. Dünya. Evet, yediğin içtiğin kalacak. Kesin bunu herkesin bilmesi lazım. Kefenin cebi yok, kimse kazancını götüremez. Rahat bir şeyle çoluk çocuğuna yer içer, eğlenirse o kalır kendisine. Evet. Gerisi boş. Rabbim ne diyor, ne buyuruyor? Yiyin, için, çalışın. Evet, sağlıklı yaşa, sağlıklı iç. Bu da... Şimdi eski zamanlar söylerler, aklıma geldi muhtarım söyleyince. Şimdi bayanın bir tanesi işte evde dolma yapmışlar yemeğe. İşte hafta sonu geliyor. Herif diyor ki ya bir pikniğe gideceğiz. Nasıl dek falan. Dolmayı satıyorlar. Gidiyorlar kasaptan eti alıp pikniğe gidiyorlar. Evet, bir çiğ köfte. Hayır, dolmayı satmış. Onun parasından et almış, pikniğe gitmişler. İşte dolma çiğ köfteni yerin tutmaz. Orada o piknikte güzel köftesini, çiğ köftesini yoğurup onu orada yemesi lazım. Dolmayla ne içsin, ne içiyoruz lan? Dolma biz günlük ocağımızda kaynayan İşte günlük şey. Yemesi için tabii yapmışlar da pikniğe haftalık, para kalmamış. Hafta sonu aynen pikniğe gitmek zorundayız. Dolmayı satmış, pikniğe gitmişler. Böyle evet, de bir şey. Evet, at arabalarını özellikle kiralarlar diyor. Cuma gününden, yarın işte cumartesi, pazar bize çalışacak. Masayı diyordu, otobüs diyordu. Şeyden, Kavaklı'dan başlarlar. Bizim burada pancarlığımız var. Yukarıda işte şeyi göreyim, neredeki? Pancarlı Gölümüz görünüyor, binaların olduğu, otelin olduğu yer. Oraya herkes gelir, orada yerleşir. Daha önce oraları at arabalarını orada piknik yaparlardı, yün yıkarlardı. Suyumuz deniz gibiydi. Bu deremizden çıkan üçer beşer kilo balıklar çıkardı. Yani burada bir hayat vardı. İşte zamanın geçimine her bahçenin, her talanın içinde bir sondaj sularımız kuruldu. İşte göletimizi görüyorsunuz, suyumuz çekildi. Bunlar evet, bunlar hep bütün her evin, her bahçenin içinde bir tane sondaj var. Her yerde bir bağ şey oldu, villa oluştu. İnsanlar bu kadar şey kalmıyor. Yalnız işte memleketteki insanların gelip yine burada rahat etmeleri için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bu projeler hazırlandı, yapıldı. Bunlar halkımızın, bizim malımız gitti ama varsın gitsin, canları sağ olsun, halkımız rahat etsin yeter ki. Biz bu ülkede varsak bu ülkenin en güzel şeylerini yaşamak lazım. Biz de insanların, olmayan insanlar burada yaşasın diye malların birçoğunu hiba ettik. Evet, kamulaştırdık ama bir şekilde kaybettiysek kazanıyoruz. İnsanları kazanıyoruz. Yani buraya gelen güzel insanları kazanıyoruz. Yaşıyoruz burada, görüyoruz bu şenliklerini. Eğlenceler de bize gurur veriyor. Şimdi burada imar falan çalışmaları da falan herhalde bitti. İmar çalışmaları evet başladı. Parselasyon yapılıyor şu anda. Hemen hemen Yamaçtepe'nin tamamı. Tamam herhalde i̇şte, bir tamam, park, yeşil tamam. Alan gibi bir şeyler. Evet, her şeyler var. Ayrıldı. Her şey yeri yerince ayrıldı. Buradan mesela aşağı atıyorum çocuk hastanesine kadar büyük bir parkımız var. En kısa zamanda bu projeye geçecek. Zaten başladı şu anda.
halkımıza daha güzel bir hizmet vermeyi hesaplıyoruz. Gaziantep'in akciğeri, evet, bazen toplantılarda ben muhtarım, toplantılara katılıyoruz, bakanlarımız ve başkanlarımız söylüyor. Yamaçtepe Gaziantep'in akciğeri, gerçekten akciğeri Gaziantep'in. Niye? Boğaz içinden sadece batısıyız biz, Gaziantep'in batısı olduğumuz için buradan bizim güzel bir temiz hava teneffüs ediyoruz. İnsanlar da burayı tercih ediyorlar. Buralar güzel, çay bahçeleri, işte ufak tefek eğlence yerleri, lokantalar hepsi yapılacak. Bu bizim için de iyi olacak. Yarın köyümüzün gençlerine bir iş imkanı doğacak burada. Biz, yani o yönü de evet, var. O yönü de var. Biz onu da hesaplıyoruz. İnşallah halkımız da rahat eder, memnun kalır. İşte bir güzel bir şehre kavuşmuş olduk biz, yani en azından şehiriz. Şehiriz. Köycükten artık köycüğü unutmaya başladık yavaş yavaş. Şehir tamam, Antep'e tamamen girdi zaten artık. Biz artık her şeyi benimsiyoruz burada. Peki kaç tane bağ evi var muhtarım burada? Bağ evi 350'nin üzerinde bağ evimiz var. 350'nin üzerinde çoğunluk. Bunlar genelde burada ikamet etmek isteyen çok yalnız etmemelerinin sebebi, nasihatinin bir tanesi de okulumuz yok burada. Okulumuz olmadığı için çocuğunu okula gönderemediği için diyor ki ya ben buraya geleyim, okul yok, sıkıntıya gireceğim. Peki bunları dile getirdiniz bunları mi? Dile getirdik. Zaten var şeylerinde de var. Belediyelerimizde, milletinde, valimizin bundan bilgileri var. İnşallah en kısa zamanda da onları faaliyete geçirir de daha da canlandırırız köyümüzü. Daha güzel bir hale getiririz diye düşünüyoruz. O zaman köy yıkılacak mı muhtarım? Bu köyün belli şey bölümler, evet, tabii ki imara girerse, parsilosuna girerse mutlaka imarın şeyine uyulacak. Herkes bunun bilincinde. Vallahi hani bir iyi yönü bir de kötü yönü var işte. Kötü yönü işte buradaki ekilebilir 3-5 parça zaten bir arazisi kalmış burada, evet, köylünün. Onlar ellerinden gidecek. Onlar zaten ama arsa konumuna geçti mi? Zaten biz bir tarımsal faaliyeti burada şu anda düşünemiyoruz. Düşünemedik ya. Çünkü yarın binalar dikilecek buraya. Binanın içinde bir bağ bahçe getirme şansımız yok. Bunun için artık herkes yerini arz etti. Bina dikilecek, dairesini kiraya verecek, satacak veya çoluk çocuğuyla oturacak. Yine bir gelecek var. Ya bu yerleşim alanı falan mı yapılacak? Yani planlı projeli yerleşim planlı alanı projeli mı yapılacak? Planlı projeli yerleşimi, tabii ki. Tabii ki planlı projeli bir yerleşim alanı. Çok daha muhteşem daha olur. Muhteşem olacağına inanıyoruz. Çok ormanımız çok büyük. 2700 dönümlük bir orman alanımız var. Harika bir yer. Bunu işte köylü hiçbir kuruş almadan Atatürk Ormanı'na hibe ettik. Bundan da pay gurur duyuyoruz. Yani böyle güzel dört bir yanımız ormanla kaplı, ortada bir büyük bir göletimiz, denizimiz var. Yani bizim Antep'in denizimiz var. Yani her insana nasip olmuyor böyle bir yerde yaşamak. Biz buradan gurur duyuyoruz. Yani çok büyük de olmasa da ama denizimiz, evet, var gene, evet, burada. Evet, küçük bir denizimiz var. Bizi tatmin ediyor. Herkesin de gelip görmesini, buraları tanımasını isteriz. Yani görülmeyecek bir yer değil. Gerçekten de öyle sevgili seyircilerimiz, muhtarımızın da bahsettiği gibi. Şimdi ben bilmiyordum, sabah muhtarım dedi ki bizim ta Burç yoluna kadar bu, evet, Yamaçtepe, evet, evet, gidiyormuş. Üniversitenin yan tarafı, turizm okulunun bulunduğu yerler bize ait, muhtarlığımıza ait. Bu Yamaçtepe muhtarlığına, evet, aitmiş. Muhtarlığına bayağı da geniş, geniş bir alanımız var ve biz bunlarla gurur duyuyoruz. Burada nadide insanlar, okullarımız, müdürlerimiz, öğrencilerimiz var. Otelimiz var, turizm otelimiz burada. Yani bunlar bize gurur veriyor. Az önce ondan da bahsettim. Şeyler. Ben şimdi Gaziantep'te atıyorum bir 500 kişiye sorsan işte Gaziantep'te turizm okulu var mı diye sorsan herhalde 499 tanesi bilmiyorum der. Bilmezler. Bu da duyuyorum. Yani Gaziantep'te, evet, turizm okulu ne alaka diye de düşünebilirler. Yani, otelde böyle zaten misafir kabul ediyor. Otelde tanınmadığı için çok sakin. Aslında herkesin de gelip böyle güzel ormanın içindeki otelde kalmasını bence tercih ederim. Bir oksijen, evet, teneffüs ederek bir haftasını geçirme, bir tatil köyü gibi bir otelleri var, harika bir yer. Gördüm, ben de gördüm. Hı-hı. Burayı gerçekten de güzel. Yani illaki turizm bölgesi olması şart değil veya illaki denizi, şunusu bunusu, evet, olması, evet, şey değil. Yani burada da turizm okulu var, burada da turizmle ilgili öğrenciler okullarına gidiyorlar, eğitim alıyorlar. Evet sevgili seyircilerimiz, dediğimiz gibi bu hafta Yamaçtepe köyündeyiz. Piknik alanının merkezi, Antep'in denizi, denizinin yanındayız. Evet, evet. Oradan görüntüler alacağız, muhtarımla birlikte gezeceğiz, arkadaşlarımızla gezeceğiz. Bakalım burada neler var, neler yok. Bazı sıkıntılar var, bazı sorunlar var, işte onlara değineceğiz. Köye gezeceğiz. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar bir şeyler yapmaya, evet, çalışacağız. Evet, evet efendim, bize düşenlerimizi dile getireceğiz. Evet, muhtarım şimdilik teşekkür ediyoruz. Ben tabii ki gezeceğiz, akşama kadar buradayız. Evet sevgili seyircilerimiz, bu hafta Yamaçtepe
Köyündeyiz biz, yine köy diyelim. Evet, evet. Köyündeyiz. Yani köycünü de unutamadık. Biraz unuttuk desek de yani hayalimizden çıkmıyor. Köy ayrı bir özelliği var. Yani. Köy demek, köy deyince duruyoruz. Şehirle bir ayırtıyoruz. Köyle şehri birbirinden ayırıyoruz en azından. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Doğal yapıyoruz. Bu da köycülüğün en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Evet. Doğru söylüyorsun muhtarım. Bu hafta Yamaçtepe köyünde sevgili seyircilerimiz, kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra bizler buradayız. Bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz, Yamaçtepe köyü gezilerimiz devam ediyor. Burada Alleben Göleti'nin üzerindeki paşa sandalına bindik. Paşa paşa geziyoruz. Geziyoruz. Değil mi muhtarım? Evet, evet, evet. Şimdi buraya gelen tatilciler de işte böyle bir imkan da sağlamış Gaziantep Büyükşehir Belediye'miz. Gerçekten de çok hoş. Hani denizimiz, ırmağımız falan gölüm, büyük gölümüz olmasa da yine bir Alleben göletimiz var. İşte bura pazar günleri, cumartesi pazar günleri veya akşamları pikniğe geliyorlar. Hem burada bir temiz hava alıyorlar, bir su görüyorlar. Bunun kenarında günlerini geçirip eğlenip gidiyorlar. Evet muhtarım. Neler söylersin? Vallahi biz söyleyecek pek bir şey yok. Gözle görünen şeyler zaten hepsi. Burada bizim amacımız köyümüzün yakında böyle güzel bir şey, bir tesisin olması, böyle bir işletmenin bulunması, her şekilde, her koşulda düğün salonumuz, işte restoranlarımız, eğlence yerlerimiz hepsi mevcut. Herkes geliyor, oturabiliyor, park alanımız, işte belediyeye Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bölümler, meydanda herkes bir girişle buralarda gelip saatlerce kalabiliyorlar. Kendi artı o sonuna kadar kendi imkanları içerisinde pikniğini yapıyor, işte çayını yiyip, kebabını yapıp, yiyip içip, eğlenip, stres atıp gidiyorlar. Burada kendi imkanlarıyla burada rahatlama. Muhtarım da sabahleyin demişti sevgili seyircilerim, sen işte biz Gaziantep'liler işte bir hafta çalışır, cumartesi, pazar da o çalıştığı parayı yer. Evet. Gerçekten de evet. Öyle. Yani Gaziantep'te söylediğim gibi sevgili seyirciler, böyle bir büyük bir gölün veya büyük bir suyun olmadığı için işte bu tür şeyler de değerlendiriyorlar. İşte burada gelip balık tutabiliyorlar. Evet. Bayağı da bir balık olduğunu da söylüyor muhtarım burada. Balık tutuyorlar. İşte günlerini geçirip bir stres atıp gidiyorlar. Gerçekten muhteşem bir yer sevgili seyirciler. Yeşillik. Ha dediğimiz gibi Büyükşehir Belediye'miz gerçekten ellerine sağlık. Çok güzel de bir tesis hazırlık yaptılar buraya. İşte yeşil alanlar, kamalyalar, işte ne bileyim oturacak yerler, kamalyaların yanlarındaki bütün mangalları dahi imkanlar, hepsi imkanlar da mevcut. Evet. İşte gelip burada bir dediğimiz gibi bir günlerini, iki günlerini burada hafta sonları değerlendirip gidiyorlar. Yani şu tatile gidemeyenler, işte tatil bölgelerine gidemeyenler özlemini burada gideriyor. Yani ben düşünüyorum bazen şöyle Gaziantep'te deniz olmuş olsaydı veya çok büyük Van Gölü gibi ne bileyim şu büyük göller gibi bir göl olmuş olsaydı Gaziantep artık nerelerde olurdu? Herhalde dünyada sayılı bir yer olurdu. Yani yemesiyle, içmesiyle, misafirperverliğiyle, insanlığıyla, ne bileyim işte damak tadıyla, yemek çeşitleriyle zaten şu an dünyayı sallamış durumdayız. O zaman da daha farklı olurdu. Daha güzel olurdu. Daha güzel, daha en kaliteli bir ürünlerle işte her konuda, her dalda Gaziantep bir birinci olarak görüyoruz biz. Her şeyini köylüsüyle, kasabalısıyla, şehirlisiyle alayımız aynı şeyi paylaşmaktayız, güzellikleri. Evet. Yani yapılan şeyin en güzelini, en iyisi, en kalitelisi Gaziantep'te diyebilirim. Evet, öyledir dediğimiz gibi. Bilmeyenler varsa sevgili izleyiciler, Gaziantep'li tamamen biliyor burayı da. Zaten şehir dışından gelen misafirleri de buralara getiriyorlar. Böyle. Yani küçük de olsa yine Gaziantep'li burada bir gününü değerlendirip işte bir kebabını, mangalını yapıp gidiyor. Tarihi değil ama gerçekten yeni yapılışına göre bir turistik bölge oluşumu sağlıyor bize. Yani bir turistin gelip gezmesi, görmesi gereken yerlerden bir tanesi haline geldi. Evet. Burada da teknenin içinde birkaç tane de yolcumuz var. Onlar da geziye çıkmışlar. Onlara da bir mikrofon uzatalım muhtarım. Olur. Değil mi? Evet sevgili seyircilerimiz. Ben hemen şuradan başlayayım. Evet abi. Seni bir tanıyalım. Adım Hasan. Adın Hasan. Evet. Soyadın? Hasan Gül. Hasan Gül. Evet abi. Tekneye binmiş gezin. Evet. Bir stres atalım dedik.
Nasıl, güzel mi? Hoş çok mu? Çok güzel. Herkese şey hemşerilerimle beklerim buraya. Gelsinler böyle bir şeyden. Aynen öyle. Bir... Temiz hava, sağlıklı, stres atıyorsun. Şehrin yoğunluğunu, stresini hep burada unutabiliyorsun. Başa gelmesi, gemide gelmesi. Aynen öyle. Aynen öyle. Burada gelip senin bir günlerini geçsinler. Peki teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şöyle geçeyim. Sizi tanıyalım. Adım Ergün Gökbulut. Ergün Gökbulut. Evet. Siz de geziyorsunuz tekne gezisi. Evet. Tekne gezisi bugün kısmet oldu, tekne gezisi. Nasıl? Hoş mu? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Burada geldiğinizde de bir tekne gezisine çıkın. Sürekli suyun kenarında oturmayın, bir de suyun içine girin değil mi? Mutlaka yani. Bir arada sırada bir tekne turu da yapmak lazım. Hoş da güzel oluyor. Evet. Peki size de teşekkür ettik. Şöyle geçeyim ben. Tek tek gezeyim. Sizi bir tanıyalım. İsmim Gökhan Gül. Gökhan Gül. Evet. Siz de tekne gezisine çıkmışsınız. Evet, sen neler söylersin? Aynı işte. Boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Hoş da oluyor şeyler suyun yüzünde gezme. Güzel oluyor. Yani şu aralar deniz falan da olmasa da. Tabii canım. Antep'imizin de denizi. Antep'imizin denizi. Aynen. Antep'imizin denizi bu. Peki size de teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Şu kaptanımıza da ben bir mikrofonunuzu atayım. Evet. Sizi bir tanıyalım. Abdülkadir Demir. Abdülkadir Demir. Evet. Siz de kaptanlık yapıyorsunuz. Evet. Memleket nere? Asistan Ordulu'yum. Ordulu. Burada kaptan olarak mı geldiniz? Tekne seferliğine. Ne zamandan beri çalışıyorsunuz da? Bir sene falan oldu. Bir sene. Peki nasıl talep, yolcu şeyleri? Güzel. Özellikle pazar günü çok sürüyor tekne turumuz. Zapt edemiyoruz diyebilirim yani. Zapt edemiyorum. Antepliceye örgenmişsin, zapt edemeyin. Antep'in adamı yani geli bakı. Halfeti'de gördüğünü ayağının dibinde de buluyor. Biniyor, dikkatini çekiyor. Yani. İşte biz hep özlem duyuyoruz yani bu tür şeylere. Ama işte hafta sonu da olsa yine gelip böyle bir... Ya insanlar deniz bisikletine binelim diye geliyor. Tekneye görüyor, tekneye biniyorlar. Özellikle tekneye ilgi çok burada. Peki burada canlı müzik falan eğlence bir şey yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Evlilik yıl dönümü, evlilik teklifi. Misal yarın var bir tane evlilik teklifi. Öyle mi? Doğum günü falan yapıyoruz. Oo, daha isterlerse canlı müzik getiriyoruz. İstemezlerse burada telefonla, USB'de falan çalıyoruz. Ses sistemi var teknede. Evet. İki tane burada, bir deden de orada var. Şöyle döndü de seni görsünler şeyler. Memleket görsün seni. Hala ben göletindeki teknemizin kaptanı. Peki teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Evet sevgili seyircilerimiz, gerçekten de güzel bir imkan. Yani buraya pikniğe geldiğinizde de bir tekneye de binip şöyle bir tur atmanızı da tavsiye ederim. Yamaçtepe köyü gezilerimiz devam ediyoruz. Neden ayrılmayın? Evet sevgili seyircilerimiz, Yamaçtepe köyü gezilerimiz devam ediyor. Muhtarım dedi ki bizim burada çok eski tarihinden kalma bir mahsiremiz var dedi. Gerçekten de ben böyle bir yer görmedim. Biliyorsunuz biz geziyoruz, bu kadar yer gezdik ama böyle bir donanımlı sistemli görmedim. Evet muhtarım, buradan tarihçesini biliyor musunuz? Tarihini bilmiyoruz. Çok eski, bizim bildiğimiz kadarıyla burada olduğunu biliyoruz. Yaşımız boyunca daha büyüklerimize söylediğini biliyoruz. Bu burada ileriden beri kalan bir üzüm mahsulesi. Üzümün depelendiği bölüm. İşte parçıdır. Üzümün depeleyen kişiler özel evvel ayrı ayrı kişiler bunun görevi var. Orçu, parçı, işte bekmez çeken ayrı ayrı görevlendiriliyor. Burası oturuyor. İşte oturma yeri burada arkadaşı görülüyor. Burası üzüm depeleme yerimiz, şerbet dinlendirme yeri, bekmez yerimiz, altta mağaramız, depolama hazırlanan bekmezleri orada depoluyor. Ve çoğunluk işlerinde havuz şey var. Kayadan oyulmuş havuzda dinlenme yerleri var. Buradan hazırlanan bekmezleri dinlendirip tenekelerde kapıda piyasaya sürüyorlar. En son orada bir de dinlenmiş şeyi var. Evet, bekmez dinlenme bekleme. Tabii tabii, onu bekliyor. Stoklanıyor depo olarak, dökme depo olarak. İnanın kütüphaneye dağıtan oyma havuzları var. Tam sistemli fabrikasyonmuş. Evet. Muhtarım diyor ki şurada da burada çalışanların oturup kolunu koyacağı yer, şöyle dizen dayayacak yerlerine kadar önce düşünülmüş hepsi. Evet, düşünülmüş. Gerçi şu an kalmadı yani eski mahsedeler, şeyler kalmadı. Ama gerçekten de sistemliymiş burası. Yalnız işte bunlar gayet sağlam temel olduğu için her şeyi kaybettik ama bunları maalesef şükür kaybetmedik. Bunlar elimizde halen hazır mevcut.
Peki muhtarım, burayı şöyle bir temizletip düzeltip şöyle bir şey, bu eski kalma şöyle bir tarihi gibi bir şey yapma durumumuz yok mu? Şu anda veya belediyemizden evet, böyle belediyemiz evet. O tarihe de çok önem veriyor. Talepte bulunmadık. Belki talepte bulunsak böyle bir yerlerin tekrar konumun düzeltilmesi, korumaya alınması, işletmeye açılması belki de olabilir. Yani işletme zaten bağ kalmadı da burada da zaten hiç kalmadı. Evet, bitti bağcılık evet. Bitti. Şimdi parselesi arsa yarın parselesini yapıldığında burada kırılıp sökülecek, dökülecek en azından. Yani burada bunları bir koruma alanına alınsa yani tam korunacak gibi de teşkilatlı. Görünüm evet. Evet bak şurada da bir hatta ağzı tekalı bir mağaramız var. Orada ayrı bir yer. Kantarmalı orada dolmuş, taşlanmış, şeyden doldurmuşlar o zaman orayı. Peki biz de bunları açma şeyime ihtiyacı duymadık. Hani her şey olduğu şekilde kalsın deyin, kimse de dokunmuyor. Bu güzelliği olduğu gibi bıraktık her şeyini. Şimdi ben böyle sistem görmedim. Bu kadar geziyoruz sevgili seyircilerimiz. Hatta bu yılda rahat herhalde bir 10-15 köyde de bu pekmez yapımına da denk geldik. Hep Gaziantep pekmezini de dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Gerçekten de muhteşem bir ürün bizim Gaziantep pekmezi. Böyle teşkilat yer görmedim. Hep işte derme çatma yapılır. İşte sıvıyorlar, taştan bir şeyler altına, kazanın altına koyup bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Burada üzüm sıkılıyormuş. Oradan herhalde şu herhalde yüzünden şuradan şey akıyor. Altta tahliye var. Altta. Burada işte süzgeç kuru, süzgeçten çelti dökülür, şerbet oluyorlar. Oradan tekrar kazana, maserden olan kazana tahliye olur. Orada kaynar, şerbet süzülür. Pekmez yapılıp hazırlandıktan sonra bağırdaki şeylere depolanır. Oradan da tabii alınıyor. Şu anda önceki bağcılığın hareketli olduğu zamanlardı. Şimdi kaplara koyacak pekmezi bulamıyoruz. Yani depolamaya değil de. Doğru da bağcılıkta kalmadı. Bağcılığı maalesef bitirdik. Ben hep diyorum zaten biz insanoğlunu mahvetmeden bir şey kalmadı. Her şeyi mahvettik. Ama ben tekrar söylemek istiyorum. İnşallah yetkililer bu programımızı izler. Bu sesimize duyarlı olurlar. Şahsen ben olmuş olsam ben buraya bir güzel bir restore ederim. Şurada bir temizlerim buraları güzelce. Etrafında bir çitle falan bir çevirdim. Tarihi olarak bura sıkılma yeri, adamın oturma yeri, kolunu koyma yeri. Oradan akıp orada ne bileyim oraya geçmesi. Oradan hep bütün kayadar oyma arıklarla yapılmış. Oradan direkt aşağı kazana. Belki oradaki şey de sistemliymiş ama onu sonradan evet, bozulmuş. Oradan pişen pekmezler, şunun altında da mağara var mı sevgili seyircilerimiz? Onun altında da pekmez oraya herhalde soğutulup orada dinlendiriliyor, soğutuluyor. Oradan da herkes pekmezini alıp gidiyor. Gerçekten de muazzam bir şey. Yani nacizane benim düşüncem. Evet. Ben olsam ben burayı bir güzel temizler, bir koruma altına alınmış gibi böyle yaparım. Yine, orayı da istersen, orada burası tabii kapandı bunlar. Şimdi artık mağara devri bitti. Artık herkes lüks binalara rağbet vermeye başladı. Burası da harika yani. Bu daha önceler insanların mutlaka yaşıyordu. Sonradan işte köylü odununu, eşyasını, zahresini koyuyordu buralara. Köylerde yıkıldı. Gel mutlum şöyle beriye doğru gel. Köylerde yıkıldı. Çekildi, şehre taşındı. İşte buraları böyle bu şekilde terk edilip gelildi. Şimdi burası için mezar mı? Mağara. Oyuk mağara mı? Mezar şeyi yok. Yok, mezar yok. Yine küçük böyle bölüm bölüm havuzları var. Belki de onlar daha öncelerden mezar olarak kullanılmış olma ihtimalini şimdi düşünüyoruz da. Şöyle bir şey olabilir muhtarım. Burada şimdi eğer mezar yoksa içinde bunu şu şekilde yapmış olabilir. Mahzenin yanına yakın olduğu için belki kışın burada evet, yağmur suları gelip buraya su dolup burada üzümlerini yıkamak için veya su ihtiyaçlarını gidermek için onca sorularını bilmiyoruz. Evet olabilir de. Öyle olabilir. Uzun yıllardır bizim köyümüz suyu büyük olduğu için su ihtiyacı daha belki bizden önceki nesillerde 100 yıl öncedeki belki bu suyu çıkaramamış da buraları kullanmış olabilirler. Tahminim öyle. Yani evet, artık biz de evet, bayağı bir bilgiye sahip evet, olduk. Hep gördüğümüz yerleri tahmini olarak biliyoruz. Burada da bir tane mağaramız var. Tıkarık doluk ayarlı tamamen doldu. Yani birçok mağaramız bakalım var buralarda, işte köyümüzde. Ama büyük bir ihtimal burası o şekildedir. Buradan yağmur suları burada dolup, burada yazın pekmez kaynatımında işte buradaki çalışanların hem su ihtiyacını hem de belki üzümü yıkama falan gibi her su ihtiyacı da buradan. Bir mağarası vardı. Önceden işte her ailenin, familyanın bir mağarası. Herkes o mağarada kardeş, bacı, aile, amca, dayı o mağarada barındırır, saklı üzümlerini, depolarını, pekmezlerini depolayıp sakladıkları bir yer. Son öyle de olabilir. Dediğimiz gibi su
da olabilir. Mesela soğuk hava deposu olarak. Evvel buzdolabı da geziyor. İşte bunun içinde evet. Sular buz gibiydi. Biz onları tenekelere koyup sular buz gibi soğuk kalıyor içinde. Oradan alıp dolap gibi kullanabildikleri bir yer. Daha öncenin buzdolabı. Eskiden, evet eskilerin, öyleydi. Eskilerin buzdolabı. Yani buzdolabı görelimiz kaç sene oldu? Evet, şuradaki evet, bizim, evet. Yani doğruyu söylemek gerekiyorsa, kaç seneden beri buzdolabını görüyoruz. Evet, doğrudur. Önceden bilirsiniz, hazna derlerdi. Evet, evet. Eski evet, kerpiç evlerde, yapı, evet. Üstü çamur olan, toprak olan, toprak direkli olur, petekler, olurdu. Evet, petekler oluşurdu. Herkes şirasını, evet. Cevizini, işte zahresini koyup oraya petekleri. Oraya doldururlardı. İşte kavunlar asılırdı. Aynı, ne bileyim topaç yapılırdı, ben geçen programda yine bahsettim. Evet. Topaç evet. Yapılır oraya konurdu. Maalesef farklı. Bir kış boyunca ne erirdi, ne bir şey, ne kokardı, ne kımsırdı, ne bir şey olurdu yani mis gibi. Onlar kalmadı şimdi işte herkes hazıra günlük alıp günlük bilmeye başladı. Soğuk evet. Bir şey bitti. Tadımız tuzumuz kalmadı. Evet, ona bakarsak. Yapan kalmadı, un üviten kalmadı. Hazır un alıyor, hazır ekmeği pide fırına var, sıcakça sabah iki ekmeği işi bitiriyor. İşin doğallığını bitirdik. Sabah kalkmalı, davarları sağmalı, ondan sonra hamur yoğurmalı, bazlama yapmalı, yanlığı yaymalı, o çıkan tereyağından kahvaltı yapmalılar, yemeliler. İşte o sağlığı artık kaybettik, o işler bitti. Evet, maalesef. Maalesef. Öyle oldu muhtarım. Şimdi tereyağı bile diyor ki, yahu tereyağını yeme seni öldürür, yahu yok ki iyisin, ne var zaten tereyağı, doğru bir tereyağı kalmadı ki. Yani insanlar yiyip içmeye de korkuyor. Şu anda millet bir rejime düştü ya. Allah var sabahleyin çeyrek ekmek yedik mi akşama kadar onu eritebince evet, iş yok. Akşama kadar yatan insanın yediği erir mi? İnsan çalışacak, yorulacak, iş yapacak ki yediğinin bir tadını ala, yaşadığı bir tadını ala. Taş gibi midemize çocuk aynen, duruyor. Aynen, aynen, aynen öyle oluyor. Öyle. Söyleyecek çok şey var. Evet. Ekran başındaki izleyicilerimiz de yaşlı olanlar bilir. Hep bize katılanlar da oluyordur mutlaka. Eskiden öyleydi. İşte şimdiki de bilmiyorum. Hani diyoruz işte teknoloji zaman ayak uydurmuyor. Yani ayak uydur ama bir yeri öldürüp de bir yeri yaşatmanın bir şeyi yok. İki tarafı da dengelemek lazım. Maalesef. Evet, az önce dediğim gibi mesela bu tarihi bir yer. Çok da sistemli yapılmış. Yani fabrikasyon evet, gibi. Çok da güzel yapılmış. Yani buna bir dediğim gibi eğer bir şey alınırsa da işte çok harika da, olur. İşte aşağıda var tekrar bir mağara kapandı ağzı. İşte buralarda çoğunlukla mağaralar var. Şu bölümde vardı. Buralar tıkandı. Mahsere alanı için, olduğu için, alanı olduğu için böyle bir şeyler yapılmış. Sonra mağara hep dolduğumda tıkandı kapandı. Evet. Tarihimiz. Tarihimize de sahip çıkmamız gerek diye düşünüyorum ben. Yamaçtepe köyü gezilerimiz devam ediyor. Sevgili seyircilerimiz bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu hafta neredeydik? Bu hafta Gaziantep Şahimiye ilçesine bağlı Yamaçtepe köyünde idik. Hep köy diyoruz ama zaten şehrin içine girdi. Muhtarım gezdik dolaştık. Gaz kilitesini falan gezdik orada. Tekneye de bindik. Şöyle evet, paşa evet. Teknesine bir evet, turda evet. Attık. Gerçekten de muhteşem bir yer sevgili seyircilerimiz. İşte hani dediğimiz gibi işte Gaziantep'te su, böyle büyük sular olmadığı için bu tür yerleri değerlendiriyor. Buradan yine ben Gaziantep Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür etmek istiyorum. En azından buraya böyle bir tesis kazandırdı. Evet, Gaziantep halkı gelip işte burada bir pazar günü, cumartesi günü bir piknikle, şöyle bir dinlenmeyle geçiriyor. Muhtarım son olarak neler söyleyeceksiniz? Vallahi neler söyleyeyim işte gördüğünüz güzelliklerimizi biz halkımıza tanıtmaya çalışıyoruz. Belediyelerimize teşekkür ediyoruz bu tesislere, bu imkanları bize tanıdıkları için. Bu güzellikler hizmetlerle meydana gelen bir şey. İyi bir hizmet verdiler. Bu hizmet halka yapılan bir hizmet. Bununla da gurur duyuyoruz. Halkımız da geliyor, bizi takdir ediyor, köyümüzü beğeniyorlar. Bu konuda işte tezgülatımızda yapılan tesislerle, bağ evlerimizde işte görüyorsunuz meydanda, şey alanda. Bunlar ayrı ayrı insanlar, herkes kendi halinden memnun kişiler. Burada gelen herkes buradan memnun ayrılır. Kimse üzüntüyle ayrılan yok. Herkesin de gelip köyümüzü görmesini, tanımasını isteriz. Bu arada biz de tüm dünyaya Yamaçtepe köyünü elimizden geldiği kadar tanıtmaya çalıştık. Bir vadi olarak görüyoruz. Şu anda sizler de görüyorsunuz sevgili seyircilerimiz. Gerçekten muhteşem bir konumu var. Güzel bir yeri var. İşte dediğimiz gibi Gaz Gölü göletiyle. Buralar da zaten herhalde plan projeye girmiş. Evet. Buralar evet, park olacakmış. Park olacak, evet. Artık park olursa. Bazen tabi besleyecek, tatmin edecek güzel bir mesire alanı olacak. Ormanımızda büyük bir mesire alanı yapılacak. Karşımızda bulunan işte büyük ormanımız. Orada büyük bir pikniğe açılacak. Yani halka hitap edecek çok güzel yerlerimiz var. Halkımızın, vatandaşımızın rahat edebileceği yerler
mevcut hazırda bulunmakta ve daha da güzelliğini yapacaklarına inanıyoruz. Ben sabah da söyledim sevgili seyircilerimiz, eğer sabahın cumartesi veya pazar günleri sabah 5-6 gibi falan gelirseniz burada yer bulursunuz. 8'e 9'a kaldı mıydı yer bulamazsınız. Evet, herhalde buralar yetmediği için de belediyemiz yapmış olduğu araştırmalara göre herhalde buralarda bir hizmeti açalım diye. Hizmetleri genişletiyorlar, evet. Teşekkür ederiz belediyelerimize bu konuda. Bize yardımcı oluyorlar. Taleplerimiz yerine geliyor. Ufak tefek eksiklerimiz de varsa sırayla bunların da yapılacağına inanıyoruz. Daha güzel olacağına inanıyoruz. Çalışmalarda gerçekten de güzel. Şahin Bey Belediyemiz olsun, Şehit Kamil Belediyemiz olsun, Büyükşehir Belediyemiz olsun. Geziyoruz. Yani affedersiniz keçinin çıkmadığı yollar ya kilit taş oldu ya asfalt oldu. Sazi evleri, camiler, sosyal tesisler. Gerçekten hani taş taş üstüne koyandan Allah razı olsun. Dedikleri gibi biz de diyoruz. Taş taş üstüne koyandan Allah razı olsun. Boş durmuyor belediyelerimiz gerçekten de. Hizmetlerde takdire şayan. Ya yani bunu da söyleyelim. Yani yiğit öldür hakkını inkar etme derler de gerçekten çalışıyorlar. Hizmet almadım diyen ben bir köyü görmedim. Mutlaka evet. Her köyün hizmeti. Hiçbir mahalle, hiçbir köy ben hizmet görmedim, hizmet almadım diyen bir yeri ben görmedim. Şu an köylerimiz dört dörtlük yoluyla, suyuyla, elektriğiyle her şeye kavuştu. Şu an hiçbir sorunu, hiçbir ihtiyacı kalmadı. Evet. Köylerimizi tahmin ediyorum. Olmayanlar da, yapılmayanlar da hemen en kısa süre içerisinde mutlaka yapılacak. O proje içerisindedir. Çünkü bu boyacı küpü de batırıp çıkarsın yani. Evet, evet. Bunlar da az bir emek, az büyük, bir iş değil. Büyük Gaziantep, büyük bir şehir, büyük bir hizmet gören bir şehir. Köylerimiz öylesine geniş büyüdü artık, hep lüks oldu her taraf. Bunlara öyle lüks hizmet geliyor. Yani atala bir hizmet yapılmıyor. Evet. Yapılan hizmetler hepsi gerçekten lüks. İleriye dönük bir hizmet yapıyor. Bunun için de biraz sabırlı olup dinlemek, beklemek lazım. Hizmeti evet. Anında istememek lazım. Yavaş yavaş. Yani istiyorsun, hani bir de istemesin bilene, evet. İstemesin evet. Bilirsen her şeyi alırsın dediği gibi. Yani belediyelerden ettiğiniz talepler mutlaka yerine mutlaka geliyor. Mutlaka yerine getiriliyor. Acı 3 gün sonra, acı 5 gün sonra ama mutlaka yerine getiriliyor. Arıyorlar, sağ olsunlar, şu eksikleriniz var diyorlar, giderilecek. Baş üstüne sabahleyin hizmet gelip başlıyor. Bunlar evet. Yapılıyor. Bizim yani, talep etmemiz, bir sefer talep etmemiz yetiyor. Gelip de rencide etmemiz gerekmiyor. Yok, bunları da takdir etmek lazım. Yani biz evet. Geziyoruz şimdi, Allah var. Yani biz görüyoruz bütün her tarafta yapılan evet. Çalışmaları. Gerçekten muhteşem çalışmalar var. Ellerine de sağlık diyoruz. Muhtarım size teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ederiz muhtarım. Bir şeyler yapabildiysek ne ala. Allah razı olsun hepinizden. Tüm basın camiasından. Bizleri tanıtan biz basın camiası olmazsa ne sesimizi kimseye duyurabiliriz ne güzelliklerimizi kimseye gösterebiliriz. Evet. Bu konuda da sizlere hep iyice teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Biz de çok teşekkür ediyoruz muhtarım. Evet sevgili seyircilerimiz, söylediğimiz gibi bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu hafta Gaziantep Şahin Bey ilçesine bağlı Yamaçtepe köyündeydik. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar gezdik, dolaştık, bir şeyler yapmaya çalıştık. Haftaya bir başka bölgemizde, haftaya bir başka yöremizde buluşmak üzere diyoruz sevgili seyircilerimiz. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.